Kesinlikle Ruşen, bir kere zaten Filistin-İsrail meselesinin kalbi Kudüs meselesi ve Amerikan yönetimi tabii bütün dünyada kabul edilmiş bir şey var. O da nedir? Kudüs'ün statüsü taraflar arasındaki anlaşma sonucu belirlenecek. Trump eğer bu kararı alırsa bu konsensüsü kırmış olacak ve yıllardır ki Amerikan pratiğini değiştirmiş olacak. Ve bunun çok önemli sonuçları olacak. Yani aslında Trump bu kararla, tabii Trump'ın bu kararını anlamaya çalışıyor burada insanlar. Çünkü çok getirisi olmayacak ama diğer taraftan Amerika'nın özellikle bölgedeki stratejik çıkarlarına çok sekteye uğratacak bir gelişme. O yüzden şunun üzerinden bir tartışma var. Trump bunu neden yapıyor? Tabii bu sorunun cevabına farklı cevaplar verenler var. Fakat benim en aklıma yatan, şimdi deniyor ki kendi tabanını biliyorsun Trump çok krizlerle dolu bir şey, bir başa geldiğinden beri hep krizlerle çalkalanıyor ve tabanında da tepki var. Geldiğinden bu yana gerçek anlamda siyaset üretemedi diye. Dolayısıyla kendi tabanına, özellikle konservatif o evanjelik tabana, ben İsrail yanlısıyım mesajı vermek için mi yapıyor? Böyle bir tartışma var. Fakat aslında araştırmalara, kamuoyu yoklamalarına baktığımızda durumun öyle olmadığını görüyoruz. Çünkü kendi tabanında o hani Kudüs'ün başkent olarak kabul edilmesini en çok isteyen evangelik taban dahi Trump'ın yeterince, hatta haddinden fazla İsrail taraftarı olduğunu düşünüyor. Ve o evangelik tabanda dahi %52'lik bir kesim sadece Kudüs başkent olmasının taraflar arasındaki barışa hizmet edeceğine inanıyor. Dolayısıyla bunu şöyle açıklayamayız. Trump kendi tabanına mesaj vermek, kendi tabanını konsolide etmek için bu kararı aldı diye açıklayamayız. Ben şuna inanıyorum. Bu adımı atıyor. Muhtemelen bu damadının önderliğindeki barış görüşmeleri ben bir şey çıkmayacağını anladı. Bu adımı atarak bu şeyin başarısız olacak politikanın sorumluluğunu Filistin tarafına yüklemeyi ümit ediyor. Ama senin dediğin gibi çok ciddi sonuçları olacak. Bu Ürdün'ü çok Ürdün'ün stabilitesini etkileyecek bir gelişme. Zaten o başlamamış, henüz tam anlamıyla oluşamamış o barış süreci bütünüyle sekteye uğrayacak ve bunun yanında da hem İran'ı güçlendirip hem cihadi örgütlerin bir anlamda onlara kan verecek bir gelişme bu.